Şimdi arkadaşlar bizim daha önceki yıllarda anlatmadığımız bir konuya geldik. E, gençlik dönemi ve kimlik oluşumu. Daha önceki yıllarda anlatmıyorduk çünkü hiç soru gelmiyordu. Son birkaç yıldır bununla ilgili soru gelmeye başladı. Gelişim psikolojisinin altında değerlendirilen bir konu. E, dolayısıyla yine soru gelme ihtimaline karşılık e, bir bakalım. Gelişim döllenme ve ölüm arasında ve içsel ve biyolojik süreçlerden dışsal ekolojik süreçlere kadar çeşitli düzeylerde yer alan dinamik bir süreç olarak tanımlanır. Gelişimde ise 11 ile 21 yaş arası dönem ergenlik dönemi olarak adlandırılır. Aslında bu yaşın insan ömrünün uzamasıyla alakalı olarak 31'e kadar çıktığı söyleniyor şu anda. Çok net bir bilgi değil ama yine. Bu çağın başlangıcı ergenlik dönemin başlangıcı da Blue çağı olarak adlandırılıyor. Gelişimsel görev şu demek içinde bulunulan yaş ve gelişim dönemi için uygun görülüp gerekli sayılan davranış özelliklerini anlatır ve gelişim dönemlerinin her birinin kendine özgü gelişim görevlerinden bahsedilir. Biz burada soru sadece gençlik döneminden geldiği için o konuyla alakalı bilgi vereceğiz sadece. Gençlik döneminin gelişim görevlerine bakalım. Her iki cinsteki yaşıtlarıyla olgun ilişkiler kurmaya başarma. Cinsiyetine uygun toplumsal rol edinme, kadınsa kadınlık rollerini, erkekse erkeklik rollerini edinme, duygusal bağımsızlık kazanma, bir mesleğe hazırlanma, evliliğe ve aile kurmaya hazırlanma, toplumsal sorumluluk almaya istekli olma ve toplumsal görevleri yerine getirme gençlik döneminin yani sizin şu anda içinde bulunduğunuz dönemin gelişim görevleri olarak kabul edilir. Ergenlikte bir takım değişmeler gerçekleşir. Bunlardan birincisi fizyolojik değişmeler. Bedensel büyüme hızlanır. Bu dönemin sonunda yetişkinlikteki beden yapısına ulaşılır. Fizyolojik ve hormonsal değişiklikler yaşanır. Cinsiyet hormonları aktifleşir ve vücudun oranları değişir. Sosyal değişmeler yaşanır. Arkadaş grupları önemli hale gelir, meslek yönelimi, okulun önemi artar, toplumsal kuralların geçerliliği tartışılabilir hale gelir sosyal beklentiler temelde aile kurma ve mesleki başarı üzerinde yoğunlaşır ve statü edinme eğilimi artar. Psikolojik değişmeler gerçekleşir ergenlik döneminde. Sorumluluk duygusu kendi kararlarını kendi verme eğilimi önem kazanır. Ben merkezci düşünce ortaya çıkar. Dış görünüm önem kazanır. Kişinin kendine verdiği değer artar. Hayal kurulan zamanın çokluğu gerçeklerden uzaklaşmaya yol açabilir. Bunlar tabii normal bir genç insanda görülebilecek değişmeler. Peki kimlik kavramı ne demek? Bu dönemde oluşturulur kimlik kavramı. Bireyin kim olduğunu, ne olduğunu, yaşamın neresinde olduğunu anlamlandırması demek. Genç ergenlik döneminden ya kimliğini kazanmış olarak ya da kimlik karmaşasıyla çıkar. Ve kimlik oluşumu şu sorulara cevap aranarak belirlenir. Ben kimim? Benim için neler değerli? Hayattan neler istiyorum? Bu sorularla boğuşur ergen bir insan. Bu kimlik oluşumunda bazı aşamaları var. Bunlardan birincisi dağınıklık süreci. Burada birey kendine henüz bir model bulamaz. Benimseyici rolleri daha seçmemiştir. İkincisi erken kapanma. Bu dağınıklıktan hemen sonra birey seçimler yapamamaktan kaynaklı olarak... ...kendine aktarılan aile değerlerini aynen benimser. Üçüncüsü askıya alma dönemi. Seçenekler gözden geçirilir ama hala karar verilememiştir. Buradaki bunalım... Kimlik bunalımı olarak adlandırılır ki biz günlük hayatta bunu çok fazla kullanırız. Eğer bu kimlik bunalımı atlatılamazsa kimlik karmaşası yaşanır ve birey tüm değerleri askıya almıştır. Bir seçim yapamamıştır kimlik karmaşasında. Sonra bu kimlik karmaşası başarıyla atlatılırsa artık özdeşleşmenin başarılması sürecinden bahsederiz. Artık kişi tam bir genç olmuştur. Bir örnek soru var 2013 yılında çıkmış bakalım aşağıdakilerden hangisi gelişimin çok boyutlu olduğuna örnektir? A seçeneğinde diyor ki Özlem 2 yaşına geldiğinde güvenilir bir bağlanma geliştirmiş ve aynı zamanda kullandığı sözcük sayısı da artmıştı. Özlem'in gelişimi büyük annesinin de onlarla yaşıyor olmasından bir hale etkilendi. Tek taraflı bir şey var burada çok boyutlu bir şey yok. Geçen süre zarfında Özlem'in hem boyu ve kilosu arttı hem de vücut özelliklerinde önemli değişiklikler oldu. Şimdi A ile C bir kalsın. Özlem oyun oynarken bebeklerini ve oyuncak çay takımlarını seçmeye başladı. Tek taraflı bir gelişme var. Özlem artık yuvarlanan topunu almak için koltuğun arkasına girmeye çalışıyor. Tek taraflı. Şimdi burada niye A ile C'yi bıraktık? Çünkü burada öğrenciler genel olarak C'yi tercih ettiler ve yanıldılar. Neden? Geçen süre zarfında özlemin hem boyu ve kilosu arttı hem de vücut özelliklerinde önemli değişiklikler oldu dediği için yani hem hem bağlacını kullandığı için sanki burada çok boyutlu bir gelişme varmış gibi algıladılar. Ama boyu ve kilosu da fiziksel vücut özellikleri de fiziksel bir değişimden bahsediyor. Yani yine tek boyutlu bir değişim var. Ama 2 yaşına geldiğinde güvenilir bir bağlanma geliştirmiş ve aynı zamanda kullandığı sözcük sayısı da artmıştı derken burada iki tane farklı boyuttan bahsediyor. Dolayısıyla cevap A seçeneği olacak.